Evet, merhabalar sevgili TV Kaya ailesi ve sevgili takipçilerim. Biliyorsunuz uzun zamandır samsunsporluyuz.com ve samsunhaberx.com'da köşe yazılarımla sizlerle birlikte oluyordum. Artık bölgenin en çok okunan gazetelerinden birisi olan, en başta gelen gazetelerinden birisi olan Hedef Halk gazetesinde de bundan böyle hafta içi ve maç değerlendirmelerimle sizlerle birlikte olacağım. Bir de şöyle bir format belirledim kendime artık. Köşe yazılarımı yazılı ortamın dışına da almak adına sizlere buradan köşelerimi okuyarak YouTube TV Kaya kanalımda köşe yazılarımı da görüntülü bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Ertuğrul Hoca ile biliyorsunuz Samsunspor 5 yıllık bir anlaşma sağladı. Bu anlaşma sağlandı ama imzalar Salı günü atılacak. Yarınki pazar günkü maçta takımın başında yine Recep Hoca olacak. Biraz bu konuyu ele aldığım köşe yazımda artık sizleri baş başa bırakıyorum. İzninizle köşe yazıma başlıyorum. Hoş geldin de hocam. Niye Salı günü? Samsunspor Teknik Direktör İrfan Buz'un istifasının ardından tam 20 gün sonra yeni teknik adamla anlaştı. Camiaya geçmişte futbolcu ve teknik adam olarak da hizmet etmiş Ertuğrul Sağlam'la 5 yıllık söz kesildi. Resmi imzalar Salı günü atılacak. İmzaların Salı günü atılacak olması beni derinden yaraladı. Niye mi? Çünkü burası Samsunspor Kulübü. Samsunspor kimseyi beklemez. Anlaşma sağlanmış bir hocayı Salı'ya kadar beklemek ne demek? Hem de sezonun en kritik deplasmanlarından birisine gidecekken. Hekimoğlu Trabzon deplasmanında takımın başında Recep Sermet Boyar hocamız olacaksa ben ne anladım bu anlaşmadan? Yanlış anlaşılmasın. Recep hocaya lafım yok. Saygım sonsuz. Keşke imkanlar oluşsa da onunla devam edebilseydik. Ertuğrul Hoca da maçı tribünden izleyecekmiş. Şöyle düşünelim. Cuma gece anlaşma sağlandı. Fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğraflar paylaşıldıktan sonra Ertuğrul Hoca uçakla gelse, o gece takımla ilk toplantıyı yapsa, cumartesi yani bugün takımın başında ilk antrenmanına çıksa, havayı değiştirse daha iyi olmaz mıydı? Samsunspor gibi bir kulübün futbol takımının başına gelince zaten görüşmeler de önceden başladığı için haliyle hazırlık yapma şansı da bulacağından dolayı hemen organizasyonu hızlandırır ve bunu yapardın. Yardımcılarınla gelir, bir konuşmayla bile o havayı değiştirirdin. Bazen bir antrenman bile her şeyi değiştirir ki bu dokunuş sende var hocam. Salıya kadar beklemek neden? Anlamak mümkün değil. Neyse, şu maçı kazasız belasız geçelim de gerisi önemli değil. Evet, Ertuğrul Hoca ile ilgili yazdığım köşe bu şekildeydi. Bizler de yarın Trabzon'da olacağız. Maçın ardından müsabaka ile ilgili en önemli gelişmeleri görüntülü olarak YouTube TV Kaya kanalında bulabilirsiniz. Hepinize mutlu günler.